Süper Baba'da 1997 Ocak ayından itibaren oynamaya başladım. Fakat Eylül-Ekim gibi seçmeler yapıldı. Birbirimizden saklıyorlardı isimleri. Sonradan öğrendim ben kimler olduğunu da. Bir 4 ay düşündüler 4 aday arasından hangisini seçeceklerini. En sonunda bana karar verdiler. Ben de 97 yılının Ocak ayından Mayıs sonuna kadar son 20 bölümünde yer almış oldum. O dönemde ben konservatuarı bitirmiştim. Henüz çok gençtim. Ve de böyle bir kas çalışması vardı. Bir dizi yapılacağı üzerine bir bilgi geldi bize ve bana da hani bu konuyla ilgili olarak elindeki dokümanları vermem istendi. Ben de verdim. Kim olduğunu, ne olduğunu hiçbir şey bilmiyordum henüz o dönemde. Henüz senaryo da vermemişlerdi. Ben de bunun üzerine verdikten sonra işte bir yanıt geldi. Yavuz Bey sizinle görüşmek istiyorum diye Yavuz Turgul. Ben de Yavuz'la görüştüm. İlginç bir görüşmeydi aslında. Değişik bir karşılaşmaydı diyebilirim. Çünkü Yavuz zaten kendi başına ilginç, farklı bir insan. Ve dedi ki evet. Yani aramızda böyle ilginç bir konuşma geçti. Biraz beni nasıl söyleyeyim, bazı konularda bazı sorular sorarak beni denedi sanırım. Şimdi anlıyorum aslında onu. Daha sonra anladım ya da. Ve benim de bir şekilde kendi söylediğimden ödün vermeyen bir yanım olduğu için sorduğu sorulara o türden yanıtlar verdiğimden çok etkilenmiş. Yani hani böyle çok yumuşak ne derse evet diyen bir insan tipi çizmediği için. Rolün de aslında ne olduğunu bilmediğim halde ben öyle biriyim zaten. Dolayısıyla da Yavuz evet sen İpek'sin dedi bana ve böylece ben bu diziye dahil olmuş oldum. Diziye katılma hikayem şöyle oldu. Ben o yıl evlenmiştim. Ardından da Süper Baba dizisi teklifi geldi. Önce bir düşündüm tabii. Şevket'e dedim ki bir düşüneyim. Nasıl olacak? Kendimi görebiliyor muyum bu rolde diye. Bana sağ olsun 3-4 gün bir süre verdi. Evet, çok sevdim. Kadroyu da görünce çok da keyifle çalışmaya başladık. İnandım keyifle çalışacağıma. Ve gerçekten de inandığım şey de oldu. Çok keyifli çalıştık. İhsan Devrim mi? Şehir tiyatrolarında oyuncuydu. Şehir tiyatrolarında eskiden suflör olarak girmiş şehir tiyatrolarına. Bir 20-25 sene kadar aktörlere sufle vermiş. Sonra ihtiyaç olmuş, gelmeyen yahut da ayrılan yahut ölen kalan aktörlerin yerine sahneye çıkmaya başlamış ve içinde de hava arzu varmış. Ondan sonra efendime söyleyeyim, benim şehir tiyatrolarındaki son 7-8 senem sırasında onu bir iki tane rolde oynarken gördüm. Ama İhsan Bey daha ziyade yazarlığıyla, hikaye yazarlığıyla, edebiyatçılığıyla tanınırdı. Mesela kızı Ayşegül Devrim, o şehir tiyatrolarında oyuncuydu. Ve oldukça uzun süre, 25-30 sene şehir tiyatrolarında oyunculuk yaptı. Hanımı çok muhterem bir hanımdı. Hakimdi, yargıç yani. Ve sevilen, tutulan, şeref sahibi bir yargıçtı. O da emekli oldu. Sonra ikisi de emekli olmuşken bu Süper Baba dizisi ortaya çıktı. Ve onlar bu Süper Baba'yı çekmeye başladılar. Tabii hikaye geliştikçe yeni eşyasa ihtiyacı olmuş. Tabii hikayeyi geliştirirken yeni kişilerin katılmasına. Bu ara bir haylidir oynamıştı, 25-30 bölüm falan derken bana teklif geldi. Kalktık gittik, baktım ki çok namuslu bir iş, çok şerefli bir iş. Yani insana onur verir öyle bir şey yapmak. Öyle girdik.
senaristler de kuvvetli olduğu için dizide de hakikaten Şevket Altuğ da hem çekirdekten yetişme bir tiyatrocu ve filmci olmakla beraber şerefli bir insandı. Yani herhangi bir şey için para kazanmak yahut da herhangi şöhret kazanmak gibi herhangi bir iş için pek çoklarının yaptığı acayip şeyler yapmazdı. Namuslu davranırdı. O yüzden o dizide 200 küsur falan bölüm devam etti. Hatta bir 30-40 bölüm daha devam etmesi için o zamana göre astronomik bir fiyat teklif ettiler. Şevket'e. Yani normal o zaman dizinin diyelim ki 3.000-5.000 liraya oynuyorsa, yapılıyorsa 13.000-14.000 gibi 15.000 gibi bir fiyat teklif ettiler ki bu tabi o zamanların parasıyla çok önemli bir paraydı. O da şeyi çok severdi ve Yavuz Turgul yönetmen, film yönetmeni, onun da hep bu dizi hakkında müşavirede bulunurdu. Yavuz Turgul da zaten dizinin şeyiydi, ne derler ona, süpervizörüydü. Yani o eleştirirdi, hatta bazı bölümlerde gelen repliklerin falan üzerinde Yavuz Turgul'un el yazısıyla düzeltmeleri falan olurdu. O da açmış telefonu, demiş ki Yavuz Turgul'a, bu demiş çok büyük para teklif ediyorlar. Ne dersin, bir sene daha oynayayım mı demiş. Yavuz Turgul demiş ki, istersen 10 sene daha oynarsın. O sorun değil ama sana yakışır mı? Deyince tamam bitti dedi, diziyi bitirdi. Yani şerefli bir arkadaştır. Kulaklar çınlasın. Doğru bir iş yaptı. Doğru zamanda doğru bitirdi. Diziye ilk katılma hikayem çok tamamen tesadüf. Kartal abi ilk yönetmeni, dizinin ilk yönetmeni Kartal Tibet'ti. Kartal Tibet Tanrı Misafirini yapıyordu Ebru Gündeş'te ve ben orada da Ebru'nun teyzesini oynuyordum. Ziyarete geldiler sete hep beraber. Sümer, Tilman, Şevket, Altuğ, Fevzi Tuna ziyarete geldiler. Sonra bir süre sohbet ettik ve onlar ayrıldılar. Akabinde benim çünkü oradaki görevim bir bölüm sonra bitiyordu. Zaten toplam 5 bölümlük bir diziydi. Bir bölüm sonra bitiyordu. Onun için işte orada bir süre konuştuk, ayrıldık. Arkasından bu teklif geldi. Foça'da çekim yapılıyordu. Ve ben büyük bir mutluluk duyarak Foça'ya gittim. Sanıyorum o dönemde gündüz yayınlanıyordu. Yanlış anımsamıyorsam ama sonra geceye alındı. Sonra müthiş tuttu. Patlama yaptı ve o patlama sonuna kadar devam etti. Rating rekorlarını kırılmadı galiba. Benim yanlış anımsamıyorsam onun yaptığı reytingi başka hiçbir dizi kıramadı. 15 Mart Cuma, 31.90 izlenme payıyla en çok izlenen dizi Süper Baba. ATV'de Süper Baba. Hikmet biliyor musun? Evet. Nasıl karşıladı? Kabullendi. İpek'in herkesi şaşkına çeviren sürpriz kararı. Siz ne hakla bana hesap soruyorsunuz? Siz kimsiniz? Cazgırlıksa onu da beceririz, merak etme. Piko ile Nihat'ın Sermet'in miras meselesi için düzenledikleri müthiş plan. Dövüşecek miyiz? Evet, bir defa. Ve sonunda büyük hesaplaşma. Alim mi, Emre mi? Nişanlınız Hasibe, içi yüzlüdür.
Sizi aldatı... Dedenin hakkıyı da şaşkına çeviren sinsi planı. Bütün soruların cevapları. Hiç beklemediğiniz gelişmeler. Ve yine kahkaha, yine aşk, yine olay. Süper Baba yarın akşam saat 8'de ATV'de. 25-26'lardaydı reytingi. Çok güzel bir aile dizisiydi ve çok keyifliydi orada çalışmak. Çocuklar güzeldi, Şevket güzeldi, kadro çok güzeldi. Rahmetli İhsan Devrim çok güzeldi. Hepsi, bütün ekipteki arkadaşlarımız çok güzeldi. Ve hepsiyle gerçekten çok güzel 3 yıl mı sürdü? 3 yıl sürdü galiba. 3 veya 4 yıl sürdü ben diziye girdikten sonra. Çok hoş bir zaman dilimi, çok hoş bir dönemdir o. Çok güzeldir. Mesela... Hiç unutmuyorum, galiba 51. doğum günümdü, 19 Mayıs. Ve Süper Baba'dan onu nasıl duydular bilmiyorum, öğrenmişler. Çekimin olduğu günde, doğum günümün olduğu günde çekim vardı ve hep beraber işte çekimi bitirdik. Ondan sonra giyineceğim ve ben çıkıp gideceğim, evime geleceğim. Giyindikten sonra ışıklar gitti, ışıkları kararttılar ve kocaman bir pasta, bütün ekip toplanmış, iyi ki doğdun diye bana doğum günümü kutladılar. O anımı hiç unutamam, o muhteşem bir duyguydu, çok güzel bir duyguydu. Bir de sanıyorum ne taraftı, Sarıyer'den sonra bir çekim yapıyorduk. Dağ tırmandık, tepelerde bir çekimdi. Ve o çekimi de hiç unutamam. Ağlamam gerekiyordu. O çekimde benim için Osman Sınav çekiyordu, kulakları çınlasın. Çok hoştu, hiç unutamam. Yani Süper Baba'da o kadar unutamadığım olaylar ard arda yaşandı ki hangi birini anlatacağımı şu anda bilemiyorum. Ama hayatımın en güzel dönemlerini o dizide yaşadım. Çok, tam bir aile olmuştuk. Tam bir aile, hep beraber sabah çekime gideriz, kahvaltımız oradadır. Ertesi sabah... kadar çekim devam eder ama hiç kimseden en ufak bir ses çıkmadan bu şekilde çekim devam ederdi. Güzeldi, çok güzeldi. Dizi bittiği için ağladığım ender dizilerden bir tanesidir. Gerçekten o veda en son bölümü çekerken Çengelköy'de çekmiştik. Gözlerim yaşardı ve bayağı ağladım. Arkadaşlar birbirimize sarıldık. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Yani bugün hala bunca yıl sonra bu dizi için çok güzeldi diyebiliyorsanız gerçekten güzel demek. Süper Baba'ya ben başlamadan önce 39 bölümlük bir sezon çalışılmış bir işti. Ben de çok az seyredebilmiştim. Öğrenciydim. Seçmelere katıldım. Rol değişikliği olacağını öğrendim. Çünkü şimdi de meslektaşım olan Yeliz Tozan bir sene oynadıktan sonra Zeynep'i bir okul kazandığı için, oyunculuk okulu ve ilk senesinde de oynaması yasak olduğu için çok üzülerek ayrılmak zorunda kalmıştı. Hiç hatırlamadığım kadar kalabalık bir sayıda açılan bir audition'da son ikiye kadar kalıp o heyecanı gün be gün, saat be saat yaşayıp en sonunda seçilmiştim. Ve çok uzun zamandır birbirlerini tanıma ve birbirleriyle eğlenerek oyun oynama tecrübesine sahip olağanüstü bir ekibe bir sezonun sonunda ikinci sezondan itibaren dahil olmuştum. Çok heyecan verici bir süreçti. Çünkü zaten ben de işi okumaktaydım. Şu an röportajı yaptığımız Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde özel izinle başlamıştım. Hem Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğreniyordum. Burası benim okulumdu. Hem de Süper Baba okulunda öğreniyordum. Orası da benim okulumdu. Diziye dahil olma hikayem, evet ilginç bir hikaye bu. Ben aslında futbolcu olmak istiyordum. Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım.
Galatasaray'ın altyapılarına gidip, seçmelerine gidip Galatasaray'da futbol oynamaktı amacım. Ama annem bunu istemedi. Beni zorla bir tiyatro kursunun yaz kursuna götürdü daha doğrusu. Oraya kaydettirdi, sınavına kaydettirdi. Son güne kadar hazırlanmadım. İstemedim çünkü orada onu yapmak. Tabi arkadaşım vardı, halen daha da görüşürüm, o çok istemişti. Sınava girdik. Emre Kınay vardı jüride, Süheyla Çil vardı, ilk hocalarımdır kendileri. O arkadaşım kazanamadı, ben kazandım. Tiyatroya başladım böylelikle. Yüngören Belediyesi'ne bağlı Aznes'in sahnesinde 1,5 sene Emre Kınay yönetmenliğinde bir tiyatro oyunu oynadık, Teneke Şövalyeler diye. Sonra sahne direktörümüz Aytekin Özen beni bir sinema filminin deneme çekimine yolladı. O sinema filmi için kasta girdim ve seçildim. Fakat tenim çok açık geldiği için başrolü oynayamadım. Muzaffer Özgün'ün hayatını anlatan Zıkkımın Kökü adlı sinema filmiydi bu. Muzaffer Özgün biliyorsunuz Adanalı. O yüzden başrolü oynayan arkadaşın yardımcısı yanında bir arkadaşını oynadım. Sonra bir gün böyle evden çıkarken bir telefon çaldı ve annem telefonu açtı. Böyle suratı değişti. Ne oldu falan dedim, ben de küçüğüm zaten daha 12 yaşındayım. İşte Şevket Altun aradı dedi. Şevket Altun dedi, Kartal Tibet. İkisinden birini söyledi ya da onlarla ilgili işte asistanları ya da yardımcılar her neyse. Bir dizi için görüşmek istiyorlar seninle dedi. Hopar topar gittik. Sonra işte gittik, bir baktım karşımda Kartal Tibet ve Şevket Altun tabii çocuğu. Hani birini Tarkan olarak biliyorum, birini Şakir olarak biliyorum sinemada, sinemada ve dizide. Sonrasında oldu. Bir 200-250 kişinin arasından seçildiğimi söylediler. 250 çocuk oyuncu adayının arasından. Böyle ilginç bir hikayesi var. Aslında pek istemeye başladım tiyatroda. Birdenbire kendimi böyle Türkiye'de halen daha konuşulan, üzerinden 15-16 sene, hatta evet, tam 16 sene geçmiş bir işle ilgili şu an bir röportaj yapıyorum mesela. İyi ki de annem beni o tiyatro kursunun sınavına zorla sokmuş. Süper Baba benim hayatımda, mesleki hayatımda çok önemli bir yeri var. Çünkü birincisi ondan önce sadece genç bir tiyatrocuydum. İdealleri olan, büyük düşleri olan bir genç tiyatrocuydum. Fakat Süper Baba ile beraber hayatımda birçok tecrübeyi birlikte edinmiş oldum. Onlardan en temeli elbette çok sarsıcı olanı çok tanımış oldum. Çünkü Süper Baba o kadar seyredilen bir dizi oldu ki bir anda bütün Türkiye artık İpek karakterini, dolayısıyla beni tanıyor oldu. Bu da hani aslında bir tarafıyla her oyuncunun temelde isteyebileceği bir şey. Çünkü tanınıyorsunuz, seviliyorsunuz, her an sevgi gösterisi hissediyorsunuz. Ama bir yandan da benim için zordu. Çünkü ben biraz özgürlüğüne düşkün bir kadınım ve hayatıma, yani mesleğimi yaptıktan sonra yalnız kalmayı ve her an herkesin her an ilgisinin üzerinde olmasından hoşlanan biri değilim. Bu tarafıyla da zordu. Ama elbette mesleki olarak, oyuncu olarak beni çok güçlendirdi. Çünkü artık benim bir ismim vardı. Birçok film teklifi aldım. Birçok başka her alanda birçok teklif aldım. Hem maddi olarak hem manevi olarak hayatım birden çok kalabalıklaştı. Birden çok değişmeye başladı. En temelde şöyle bir yanı var tabii. Mesela öyle bir şey yaparsınız ki ünlü olursunuz. Ama biz Süper Baba'yı yapmıştık ve Süper Baba da bu toplumda yaşayan insanların hani hayatlarında önemli bir şeye denk düşüyordu. Yani sevgiye, arkadaşlığa, aileye, dostluğa, dayanışmaya, başkaldırmaya, özgürlüğe ve her türden insanın yani bu toplumda hep beraber yaşayabilme olasılığının olduğunu gösteren bir diziydi bu. Bu anlamda da hani belki de Türkiye toplumunun gittikçe kabuk değiştirdiği o dönemde bir tür o değerlerin güzelliğini öne koyan bir diziydi. Yani bunun içinden tanınıyor olmak, bunun içinden işte, tırnak içinde ünlü olma sürecine dahil olmak
çok olumluydu elbette benim için. Yani benim her zaman onurla söyleyebileceğim bir şey. Evet, bir dönem çok ünlü oldum. Neden? Çünkü Süper Baba'da oynadım ve oradaki İpek'tim demek güzel bir şey. Televizyon seyircisi açısından adımın öğrenilmesi Süper Baba sayesinde oldu. Ondan önce 94 yılında aldığım Ankara Film Festivali'nde umut veren yeni kadın oyuncu ödülüm vardır ama doğal olarak hani televizyon kültürüyle beslenen bir toplum olduğumuzdan 97 yılında Bennu Yıldırımlar ismini tanımış oldular gibi geliyor bana. Bir de tabii çok şanslıydım. 4. yılın içinde girdim diziye. 3,5 yıl harika bir ekiple, nefis bir senaryo ve güzel oyunculuklarla giden bir işin içine çok hazıra kondum ve etrafımda beni çok destekleyen çok güzel insanlar vardı. Gerçekten şanslı hissettim kendimi Süper Baba'dayken de. Elif karakteri o dönem açısından fazlaca uçuk bir karakterdi ve ben bizim toplum kolay kolay kabul edeceğini sanmadığım bir karakterdi. Fakat o kadar güzel yazıldı. Orhan Oğuz onu o kadar güzel biçimlendirdi. Hep beraber ortak bir iş bence ortaya koyduk. Garip mini etekleri olan işte deri ceketle giyinen, ağzına geleni biraz söyleyen tabii yani küfürbaz demek istemiyorum ama içinden geçen duyguları daha çabuk aktaran bir insan. Biraz daha toplum açısından daha özgür yaşadığı sanılan bir kadın türü. Ben bu kadar inanın kolay kabul edileceğini ummamıştım. Fakat herkesin içinde bir Elif varmış meğer o çıktı. Yani İmam Hatip Liselerinin önünden oralarda çekim yaparken yakınlarında derken bütün o kızlar geliyordu boynuma sarılıyordu. Ki çok onlardan çok daha farklı bir karakteri oynadığımı sanıyordum ama hepsinin biraz daha dobra insan olmaya sanki ya da etrafında dobra insanları görmeye ihtiyacı varmış gibi hep hissettim. Çok sıcak geldi. Bir ters köşe uygulaması oldu sanırım. Sevimli geldi sanırım insanlar. Hem yazılış hem yönetiliş ve oynanışı açısından. Ben de şaşkındım gerçekten bu kadar sevilmesinden. Ben sevdim karakteri de ama hani topluma ters gelebilir mi duygusu da vardı içimde doğrusu. Bir de tabii Fiko karakterinin daha önce yakınlık duyduğu kadınlardan hiçbirine benzemiyordu. Büyük bir kumardı. Sanat hayatımda ben tiyatro oyuncusuyum. İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndayım. Daha önce de TRT'de dönem dizileri çektik. Benim aslında özel kanallara başladığı zaman yaptığım ilk dizi. Bu nedenle benim için çok önemlidir Süper Baba. Hep TRT'deki dizilerde oynuyordu. Ondan sonra Süper Baba benim ilk özel dizimdi. Bence düzeyli bir diziydi. Doğru oyuncularla beraberdim. Benim için önemli olan bu. Dizilerde tabii sinema ve tiyatro ayrı, dizi de ayrı bir şey kefeye koyuyorum ben. Ama şöyle düşünüyorum, dizide doğru oyuncularla iyi bir senaryoyla güzel işler yapılabilir. Ben de buna çok dikkat etmiş bir oyuncuyum. Kötü iş yapmak istemediğim için Süper Baba benim başlangıcım oldu özel kanalda. Hala da bahsediliyorsa bu döneme kadar Türkiye'de önemli bir dizi şeyine girmiştir Süper Baba. Oradaki oyuncular da, yönetmenler de, senaristler de demek ki doğru işler yapmışlar. Bir de benim şansım bütün kadronun %90'ı zaten tiyatro oyuncusuydu. Biz ezber yapıp oynuyorduk.
Dublaj, tabii sesli çekimler o zaman mümkün değildi. Biz dublaja gidiyorduk. Bugünkü dizilerde artık çok da sevindirici bir olay bence. Sesli çekim. Sesli çekimin olması bu dönemdeki oyuncuların oyunculuğa çalışmalarını gerektiriyor. Yani diksiyonu, rol çalışımı, koçlar oluştu biliyorsunuz bundan dolayı. Bu da bence sevindirici bir şey. Yani öyle her önüne gelen oyuncu olamıyor. Eğer yeteneği varsa üstüne de eğitimini alma düşüncesi gelişti. Bence bu dönemde yapılan dizilerde iyi işler oluyor. Gençlerimiz çok dikkat ediyorlar. Bu ne demektir? Süper Baba'nın özel kanallardaki dizilerin gelişmesinde başlangıçlardan biri diye düşünüyorum ben. Yani doğru başlangıç ve örnek olarak düşünüyorum. Alınması gereken bir örnek. Hala eğer şeyini koruyorsa, Süper Baba imajını bozmamışsa, şimdiki gençler, yani o zamanın küçükleri, şimdinin, yani Süper Baba seyircileri, küçük seyircileri, bugünün gençleri oluyor. Bakıyorum çok güzel şeyler yapıyorlar, güzel şeyler söylemlerde bulunuyorlar. Biz de güzel iş yapmışız demek ki. Giriş hikayem bir sene evvel filan biz bir film çekiyorduk. Şevket abiler de bir film çekiyorlardı. Erler filmde. Bana o zaman söylemişti böyle böyle bir dizi çekeceğiz filan Sümer diye. Sonra Perihan ablada biz iki bölüm Şevket abiyle karşılıklı oynamıştık. Orada benimle ilgili bir takım fikirlerinin çok daha böyle başka bir noktaya geldiğini hep kendisi anlatır yani. İşte Perihan abla da benim oynayacağımı öğrenince aman demiş ya başka bir arkadaş oynasa hani filan demiş ama sonra beraber karşılıklı oynayınca ya Sümer kusura bakma yani ben senden böyle bir performans beklemiyordum filan dedi. Ve sonra da Süper Baba'da böyle bir rol için beni düşündü. Nihat karakterinden bahsedebilir misiniz? Benzerlik var mıydı kendinizle? Kendimdim zaten yani benim o. Yani sadece kahveci değildim ama benim yani benim yapım. O Sümer Tilmaç. İşte Rehber Tilmaç'tan olma, Hasan Bey'in oğlu Sümer Tilmaç'tı. Zaten buradaki önemli olan bence bir oyuncunun kendini yansıtabilmesi önemli. Yani tabii şimdi tuhaflık olmasın ama onun adına bir nebze doğallık diyorlar. O doğallık yakalanmıştı benim adıma. Nihat öyle bir karakterdi çünkü. Ben de aşağı yukarı ona benzeyen, böyle biraz hareketli, insanlarla ilişkilerinde ve ilgili insanlarla ilgi duyan, işte ne bileyim yani karakter biraz değil, bir hayli bendim. O bakımdan zannediyorum daha sıcak oldu galiba. İnsanlar tarafından sevilmesinin sebebi işte o karakteri sevdiler, o karakter de bendim. Süper Baba benim hayatıma tabii çok önemli bir şey kattı. Televizyondaki bir alanı açtı bana. Fakat ben çok profesyonel olamadım, hiçbir zaman olamadım. Hala da değilim. Bundan sonra da olacağım çok fazla tahmin etmiyorum. Çünkü o diziden sonra tabii Yavuz Turgul gibi bir... nasıl tarif edilir, onun adı nedir onu da bilmiyorum artık. Önemli bir zattır, önemli bir kişiliği olan birisidir. Şevket abi gibi filan böyle. O sıralar Şevket abinin yakınlığından ötürü Şener Şen de çok olayın işte içinde gibiydi. İşte o diziden sonra biraz dikkat etmek lazımdı galiba. Profesyonel olunca öyle oluyormuş meğerse. oynayacağınız rollere filan dikkat edecek misiniz? Ben dikkat etmedim. Dostluklar üzerine, arkadaşlıklar üzerine kurdum şeyimi, oyunculuk kariyerimi. İşte kim çağırdıysa elinde tuzlukla koşa koşa gittik. Öyle tabir ederler yani daha doğrusu. Gittik oynadık falan yani. Aslında yapmamamız gerekirmiş ama
öyle olması gerekiyormuş. Ben öyle davranamadım açıkçası. Mesela onun arkasından hemen Baba Evi başlayacaktı. Oradaki çok önemli işte Halil'in oynadığı rolü bana teklif etmişlerdi. Şevket abi Süper Baba'ya benzeyen bir dizi çekecekler, Süper kabul etme dedi. Ben de kabul etmemiştim o diziyi. Keşke kabul etseymişim. Yanlış yapmışım yani. Sonra o ikinci bir benim için kariyer taze edilmiş olacaktı. Onun arkasından gittim yine tuhaf tuhaf dizilerde evden oynadım. Süper Baba'dan sonra oynanmaması gereken dizilerde oynamışım. O tabii benim aleyhime oldu. 13. bölümde gerçekten kalkıyordu dizi. Maalesef kalkıyordu. Fakat o dönemki televizyonun sahibi Dinç Bilgin'in eşi seyrediyormuş tesadüfen diziyi. Ya böyle bir dizi kalkar mı demiş. Ve o işte Süper Baba'nın ve Şevket Altun ve hepimizin dönüm noktası oldu. Ondan sonra dizi devam etti. Gerçekten de tavan yaptı. Herhalde Türkiye'deki reytinglerin en üst noktasını yapan dizilerden bir tanesi oldu. Çok da keyifli bir diziydi. Çünkü yazanlar, yapanlar, edenler, içinde bulunanlar çok önemli insanlardı. Bu işi çok iyi bilen insanlardı. Hakikaten biz de onlardan feyiz almak durumunda kaldık. Şevket Altuğ çok önemli bir kişiliği olan bir insan. Yani patron gibi bir patron değildi hiçbir zaman. Çok keyifliydi, çok güzeldi her şey. Tabii aradan bu kadar zaman da geçti. 20 sene gibi bir zaman geçti belki bilmiyorum. 94, evet 20 sene falan geçti. Biteli 20 sene geçti galiba. Güzel günlerdi, güzel bir diziydi. Anılarda kaldı, hatıralarda kaldı.